Öncelikle Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Topluluğu olarak düzenlemeye başladığımız Yan Dal Röportajları podcast serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu podcastimizde psikoloji okuyan ve ayrıca dil bilimi alanında yan dal yapan arkadaşlarımız Demet Efe ve Onat Gürbüz, ayrıca mikrofonda ben Serhat Alperen Kara, psikolojide dil bilimi alanında bizi aydınlatabilecek ve kafamızdaki belirsizlikleri giderebilecek önemli olduğunu düşündüğümüz sorular üzerinde duracağız. Ama onun öncesinde sizi tanıyalım. Kaçıncı sınıfsınız? Öğrencilik hayatınız nasıl geçti? Ne yapıyorsunuz? Merhaba, ben Onat, 4. sınıf öğrencisiyim. Bu sene mezun olacağım. Yüksek lisans düşünüyorum bu şekilde. Demin sen devam et istersen. Ben de 4. sınıf öğrencisiyim. Ben şu an bir yerde yarı zamanlı olarak çalışıyorum kullanıcı deneyim araştırmacısı olarak. Ve en azından bir süre bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Yüksek lisans hedefim var ancak ertelediğim bir hedef. Çünkü şu an çok yorgunum. Pandemiden sonra okul oldukça yorucu hissettirdi. Bu şekilde benim de planım. Çok güzel, teşekkür ederiz. Çok yorgunum. Pandemiden sonra okul oldukça yorucu hissettirdi. Bu şekilde benim de planım. Çok güzel, teşekkür ederiz. O zaman hazırsan sorularla başlayalım. İlk olarak çoğu öğrencinin kafasını kurcalayan yan dal programı hakkında genel sorularla başlamak istiyoruz. Öncelikle yan dal sürecinden bahseder misiniz? Nasıl işliyor? Hangi prosedürler var? Ben anlatabilirim. Yan dal prosedürü şu şekilde: en erken 3. döneminizde başvurabiliyorsunuz ve en geç 6. döneme kadar izin veriliyor başvuru yapmanıza. Tabii bunun sebebi de yani 6. dönemden sonra önünüzde 2 dönem kalıyor. 2 dönem uzatma hakkınız var. Yan dalı tamamlamak için kısıtlı bir süre. Bunun dışında bölümlerin kontenjanları var. Aynı zamanda ana dalınıza göre hangi bölümlerden yan dal yapabileceğiniz sınırlanıyor. Bu bilgilere bölümlerin sitelerinden ya da edebiyat fakültesindeyse örneğin hani edebiyat fakültesinin sitesinden ulaşılabilir yan dal yönetmeliklerinden. Onun dışında açtıkları ya da direkt programın kontenjan şeklinde. Bu kontenjanlara başvurular en yüksek ortalamalı öğrenciden itibaren sıralanıp bu şekilde öğrenciler kabul ediliyor. 3 kişi, 5 kişi gibi kısıtlı kontenjanlar genelde. Dil biliminkini şu an hatırlamıyorum. Sanırım 5 ben başvurduğumda. Bu konuda şey söyleyebilirim. Bazı bölümlerde kişi sayısı sınırlı oluyor. Ve hani mesela bazılarında da sınırsız oluyor. Sınırlı olanlarda şunu akılda bulundurmak lazım. Bir dönemde sadece bir yan dal programına başvurabilirsiniz. Dolayısıyla yani ortalamanız buna başvuran kişilerin altında kalırsa, örneğin 2 kişilik kontenjan varsa ve sizin zaten tanıdığınız 2 kişi bir bölümün yan dalına başvurmuşsa ve onların ortalamaları sizden yüksekse, o yan dalı siz yapamayacaksınız bu dönem demektir. Bu da şununla sonuçlanıyor. Biraz öngörüp giremeyeceğinizi düşündüğünüz yan dallara başvurmamanız gerekir. Çünkü yan dallara başvurabileceğiniz dönem kısıtlamaları da var. Yani Demet'in bahsettiği gibi 3-6. dönemler arasında olduğu şey, olması şeklinde. Buna da dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Onun dışında belki bölümün kendi yan dal yönergesinde, üniversitenin yan dal yönergesinden farklılıklar olabilir. Benim fark ettiğim şuydu, üniversitenin yan dal yönergesinde işte en geç 6. dönemde başvuruluyor ama ben girdiğim zaman da dil bilimin yan dal yönergesinde 5. döneme kadar izin verdikleri yazılıydı. Onları da yani takip etmek, dikkat etmek gerekiyor. Peki buna ilaven şu ilk soruyla devam edelim. Nasıl başvuru yapılır? Ön koşulları var mıdır bu yan dal? Ön koşulları ana dalda başarılı olmanız. Yani ortalama en az 2.25 olmalı ama zaten hani 2.25'te sanıyorum ana dalda da kalıyorsunuz. Dediğim gibi ortalamaya göre kabul şansınız artıyor. Hiçbir ana dal dersinizden kalmamış olmanız gerekiyor kabul edilmeniz için. Birkaç belgesi var. Başvuru belgelerini başvuru yaptığınız bölüme iletiyorsunuz ama kendi başkanınızdan da imza almanız gerekiyor onlara. Böyle bir prosedürü var başvurunun. İşin aslı kendim ve çevremdeki birinci sınıf arkadaşlarım adına da konuşmak gerekirse, bu yan dal sürecine ne zaman başlamamız gerektiğinden bahsettiniz yani 3. ve 6. dönemler arasında. Peki en uygun zaman ne zaman sizce? Mümkün olduğunca erken. Mümkün olduğunca erken. Ama bir yandan not etmek de lazım. Yani ben 3. dönemde başvurmuştum. Yani mümkün olduğunca erken başladım. Onat 5. dönemde başvurdu ve yani ikimiz de önümüzdeki dönem bitiriyoruz. Hani aramızda o anlamda bir fark olmadı, yetişti. Bu noktada şeyi de not etmek gerekir diye düşünüyorum. Biz derslerimizin büyük çoğunluğunu online dönemde aldık. Haliyle biraz daha kolay oldu o bakımdan. O yüzden onu da not etmek gerekir diye düşünüyorum.
Başka yandallar daha zor olabilir ya da bizim yandalımızı yüz yüze tamamlamak daha zor olabilir. Bu sebepten Demet'in dediği gibi ne kadar erken başlarsınız o kadar iyi. Evet, yani online almanın şöyle bir avantajı oldu. Çakışan derslerim vardı. Yandalla Anadolu'nuzun dersleri çakışabiliyor çünkü bunun herhangi bir kontrol mekanizması yok. O sizin inisiyatifinize bırakılan bir şey. Benim de bir Anadal dersimle yandal dersim çakışıyordu ve online olmasa bu süreci yürütemezdim. Hani bizim bitirebilmemizde, hani programı zamanında bitirebilmemizde online okumuş olmanın bir etkisi olabilir. Ve şimdi yandal yönetmeliği de değişti. Biz 6 ders almamız gerekiyordu. Şimdiki öğrencilerin 8 ders alması gerekiyor. Bu da hani kayda değer bir yük yaratabilir. Ama diğer yandan ben 7 ders aldım zaten. Ve önümde sadece bir dersim var. Birazcık şans. Çünkü programınıza hangi derslerin uyacağını bilmiyorsunuz önceden. Hani hem psikolojinin programını açıklaması gerekiyor, hem dil bilimin programını açıklaması gerekiyor. Dil bilimin iki şube politikası olduğu için, hani iki şubeli dersleri olduğu için birazcık rahat ama yine de çok çakışabiliyor. Hangi ders, o da bilemiyorum. 8 ders yapılabilir ama biraz zor olabilir. Peki diyelim ki çakıştığı durumlarda bu durumu nasıl çözüyorsunuz? Ben çakışan bir kere ders aldım dediğim gibi. Hani online dönemde olmasına güvenmiştim. Ama pişman olduğum bir süreç. Yani yönetilebilir sanmıştım ama yönetilememiş. Onun dışında da çakışan ders almadım. Bu durumda en sıkıntı şu olacaktır. Sınav. Sınav saati ve tarihi. Psikolojide belki birazcık daha zordur sınav saatlerini ayarlamak. Çünkü çok fazla öğrenci var bir dönemde. Ama dil bilim hocam yardımcı olmuştu. Dil bilimdeki hocam benim için bir şans tanımıştı yani sınav saati konusunda. Ama genel olarak çekişen ders almamak lazım. Burada böyle sallantı sanırım. Evet. Tamam, çok güzel. Açıklayıcı bir cevap oldu. Teşekkür ederiz. Pek güzel çalıştık, dinlendik ve yandalımızı bitirdik. Sonrasında yandal bittiğinde hangi belgeyi alıyoruz? Yandal sertifikasını alıyorsunuz. Anadal'dan tamamen ayrı bir belge. Şu şekilde yandal sertifikası olarak geçiyor. Bundan da bahsetmiştik zaten. Gereken zamanla bitiremediğimiz durumlarda iki dönem daha uzatabiliyoruz. Evet. Bir gerekçe bildirmeniz gerekiyor ama hani şu ders şu dönem açılmamıştı gibi. Hani tam kabul ettikleri gerekçeler nelerdir bilmiyorum ama uzattığınız takdirde bunun başvurusunu yapmanız lazım. Gerekçelerinizi bildirerek uzatmak için. Şey de yapabiliyorsunuz, onu da söylemiş olurum yine. Yandal, özellikle hani dil bilim için de söylenebilir ama genel olarak yandal, genelinde söylemeyecek bir şey olarak bu dersin hepsini Anadal transkriptinize yazdırabilirsiniz ve tamamlamanıza gerek yok yandal. Yandal'dan almak istediğiniz birkaç ders varsa o dersleri alıp yandalı bırakabilirsiniz ve bu dersler transkriptinize, Anadal transkriptinize yazılır ve geçer. Biraz bölümün inisiyatifine kalmış bir şey yine yönetmelikte yazdığına göre fakültenin kabul etmesi gerekiyor o dersleri. Anadal atıyorum. Psikoloji Bölüm Başkanlığı'nın bunu onaylaması gerekiyor. Bu önceden konuşulup işte akademik danışmanınızla eğer böyle bir yol çizecekseniz öğrenilebilir tabii ki. Yani biz de bir dönem düşünmüştük, eğer kredimiz eksik kalsaydı yandıl gözden çıkararak hani Anadolu kurtarmayı düşünmüştük. Ama gerek de kalmadı. Hem de yandılın da ayrı avantajları olduğuna karar verdik. Evet, yani bu şekilde. Zaten onu da konuşacağız. O zaman şimdi sorularımızı biraz daha spesifikleştirip dil bilimi özeline indirme zamanı geldi. Dil bilimi nedir, ne değildir? Genel olarak açıklayabilir misiniz? Şöyle, dil bilimi ben de hani ilk başta Demet'ten sonra başladım, Demet'in de bahsettiği gibi. Nedir diye düşündüm ve hani karar vermemde Demet'in bana hani dil bilimi anlatması etkili oldu. Ben de böyle başta bu konuda bayağı bilgisizdim. O yüzden herhalde şöyle ben bahsetsem daha anlamlı olur. Yani dil bilim şu bakımdan, psikoloji şöyle ben bahsetsem daha anlamlı olur. Yani dil bilim şu bakımdan psikolojiyle ilgili bir alan ve dil bilim şu aslında. Dilin evrensel olarak, bu bölümün adı Türkçe olarak İngiliz dil bilimi olarak geçiyor. Ancak dil bilim bir evrensel bir bilim ve aslında yani bireysel bir bilim. O yüzden hani diğer dil bölümleriyle karıştırmamak gerekiyor dil bilimi. Eğitimin İngilizce olması sebebiyle İngiliz dil bilimi olarak adlandırılmış olabilir ancak bu işte Noam Chomsky çağdaş dil bilim, Noam Chomsky'nin generative grammar şeyine dayanıyor, teorisine dayanıyor. O da şu şekilde hani çocuklarda doğuştan bir dil aygıtı olduğunu ve dillerin sınırlı belli kurallara tabi olduğunu, bu kuralların bütün diller için geçerli olduğunu söylüyor.
dil aygıtının da bu kuralları edinmeye, bu language acquisition dediğimiz dil edinme için özellikle bu kuralları edinmeye adapte olmuş olduğunu söylüyor Chomsky. Çağdaş dil biliminde bunu biliriz sanırım. Evet. Yani dil bilim neyi inceler peki? Hani hangi konuları araştırır derseniz daha hani konu başlıklarıyla söylemek gerekirse. Bilişsel psikolojiyle çok çok kesişen konuları var, araştırma konuları var. Dil edinimini inceler, dilde yaptığımız hataları inceler. Çünkü hani dil düşüncenin uzantısı aslında. Ve bu anlamda bilişsel becerilerin test edilmesi, bilişsel becerilerin araştırılması için de çok kıymetli dil. Dil biliminde bahsettiğim gibi bilişsel psikolojiyle biraz böyle el ele giden bu süreçleri inceliyor. Yani dil edinimi, ikinci bir dil öğrenimi sonrası. Dillerin daha toplumsal boyutu da var. Hani dillerin kaynaşmasıyla ilgili. Bu konuda ya da dilin kaybolmasıyla ilgili. Dilin işlenmesiyle ilgili hani mesela bunu biz bilişsel psikolojide de görüyoruz. Psikolinguistik dersinde de gördük işte. Psikodil bilim dersinde de gördük. Bu da işte hani dil hangi seviyede işlenir? Önce bilinç dışında mı işlenir? Bilinç seviyesinde mi işlenir? Bunları da inceliyoruz aslında dil bilimde. Bence burada en önemli konu hani ben de kendim de daha önceden bilmediğim için söylüyorum. Psikoloji öğrencileri bunu dinlerse en önemlisi dil bilim hakkında bilgi edinmeleri olur diye düşünüyorum. Çünkü aslında hani yan dal yapmasanız da ilgilenilmesi çok enteresan bir konu yani. Bilişsel bilimler için çok önemli. Hani bahsettiğim gibi bütün psikolojik ölçümler neredeyse tamamı ya da büyük ölçüde dil üzerinden yapılan ölçümler oluyor. Anketler olsun, görüşmeler olsun. Bu bakımdan da hani dili çok iyi anlamamız gerekir diye düşünüyorum bu şekilde. Evet, biraz değindiniz ama biraz daha açabilir misiniz? Neden dil bilimi alanında yapmayı düşündünüz? Benim zaten ilgim o yöndeydi. Yani bilişsel psikolojiye meraklıyım. Dil süreçlerinde hep ilgimi çekmiştir. Aslında hani liseden mezun olurken de dil bilim okumayı çok kısa bir okumayı çok kısa bir an için düşünmüştüm. O yüzden yan dal yapabileceğimi de fark ettiğimde neden yapmayayım zaten ilgilendiğim bir alan diye düşündüm. Dilin özellikle sosyal bilişle bağlantısını merak ediyorum. Buna bir yol açmak için yapmak istemiştim. Ben de aslında yani daha önceden biyolojide yapmak istiyordum. Sonrasında baktım biyolojide yan dal yapmak için gereken ortalamalar 3.80 civarında seyrediyor. Ben de hani ders tüküm çok az geliyordu bana. Ve hani kesinlikle bir yan dal yapmak istiyordum. Demet bahsetti bilişsel bilimlere ne kadar yakın olduğundan dil bilimin. Ve o şekilde ben de ikna oldum yani çok ne kadar önemli bir konu olduğunu öğrendim orada. İkna etmek kolay olmadı ama benim bayağı kavga etmem gerekti. Biz öncesinde de arkadaştık zaten. Hani ben biraz şakayla karışık dalga da geçiyordum. Hani dil bölümü olması bakımından İngiliz dil bilimiyle. Aslında bahsettiğim gibi bilişsel. Döve döve öğrettik gibi. Bu şekilde oldu. Demet sen bilişsel psikoloji ile dil bilim arasındaki bağlantıyı güzel bir şekilde açıkladın. Ama onun haricinde diğer psikoloji alt alanlarıyla da bir ilişkisi var mı dil biliminin? Yani ilk aklıma gelen gelişim psikolojisi oldu. Gelişim psikolojisiyle çok güzel bağlantılanabilir. Çünkü çocuklarda yani dil özellikle dil edinimi süreçleri üzerinden incelenen bir konu. Çünkü şu çok ilgi çekici bir şey. Öncesinde konuşamayan bir bireyin konuşmayı öğrenmesi ve bunu hani eforsuz bir şekilde yapıyor olması. Hani Chomsky'nin ortaya attığı o dil aygıtı. İlk dil için dediğim gibi edinim diyoruz çünkü ortada bir çaba yok. Bu da gelişim psikolojisinin alanına giriyor aslında. Çocuklarda dil gelişimi başka psikolojik beceriler için de önemli. Dil becerileri zayıf olduğunda zekayla da ilişkilendiriliyor kimi zaman ama aslında dil bağlantılabileceğini düşünüyorum. Çünkü bazı dil bozuklukları Broca ve Wernicke alanlarıyla ilgili olduğu için nöropsikolojiyle ilgili, klinik psikolojiyle ilgili bu şekilde gelişim bağlantıları kurulabilir. Ya bahsettiği gibi Demet'in de biz yani dil bilimde aslında olarak inceliyoruz dili. Çünkü özellikle çocukların yaptığı hatalar dil aygıtını keşfetmekte çok değerli oluyor. Çünkü çocuklar mesela bir dili öğrenirken başka bir dilin sintaksında doğru olan cümleler kurabiliyorlar. Bu da aslında mesela dil öğrenmenin ne kadar evrensel bir şey olduğunu gözler önüne serebiliyor vesaire bu şekilde.
Dil bilim alanında yan dal yapmanın sizin için ileride ne gibi bir katkısı olacak? Vallahi aslında Demet için çoktan oldu bir katkısı. Demet bahsetsin isterseniz. Ya dediğim gibi hani dil, bilişsel psikolojinin bu dille araştırmalarına, dil süreçleriyle ilgili araştırmalarına zaten meraklıydım. Ve Koç Üniversitesi'nde özellikle bu konuda birden fazla laboratuvar var. Koç Üniversitesi'nin yazın araştırma programları oluyor. Ben o programa başvurmuştum. Dil ve düşünce etkisi üzerine bir çalışmada yer almak için. Ve kabul aldım. O kabulde hani dil bilim yandalı yapıyor olmanın etkisi olduğunu düşünüyorum. Onun dışında girdiğim iş yerinde de bu işe girme sürecinde hani yandalın bir başarı göstergesi olarak değerlendirildiğini fark ettim. Bu gibi katkılarını söyleyebilirim. Onun dışında da entelektüel olarak bir doyum aldığımı söyleyebilirim yine bölümden. Ya ben de şunu söyleyebilirim. Hani şey açısından bizim bölümümüz Türkçe ve hani böyle ilk 10'daki psikoloji bölümleri arasında belki tek Türkçe bölümdür. Yani bilmiyorum şimdi de en az ilk 5 içerisinde kesin tek Türkçe bölüm. O bakımdan bizim bu alanda yani İngilizce alanında bir eksikliğimiz olduğunu söylemek mümkün. En azından İngilizceniz iyiyse bile kağıt üstünde göstermekte bir eksikliğimiz mevcut. Bu noktada işe kabul almakta da kağıt üstünde göstermek en önemli şey olabiliyor bazen. O bakımdan İngilizce bildiğini kanıtlamak, İngilizce bir bölümde yan dal yapmış olmak size katkı sağlayabilir. İngiliz dil bilimi bölümünden yan dal yapmış olmak. Bunu söyleyebilirim. Dediğim gibi, Demet'in dediği gibi akademik, eğer dil bilimle ilgileniyorsanız, bilişsel psikolojiyle ilgileniyorsanız, bilişsel bilimlerle genel olarak ilgileniyorsanız, dil bilim yine çok önemli. Bu konularda katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. İki ileride hangi alana yönelmeyi düşünüyorsunuz? Kariyer hedefiniz nedir? Ben çok akademi odaklı girmiştim üniversiteye ve öyle ilerleyeceğimi de düşünüyordum ama dediğim gibi süreç içerisinde çok yoruldum. Ve akademi de gittikçe zorlaştı, yani zorlaşan bir sürece evrildi. Çünkü şimdilerde herkesin hedefi akademik kariyer. Ve artık herkes yüksek lisans yapıyor, herkes doktor yapıyor, rekabet çok arttı. Herkes çok nitelikli adaylar. Süreç, başvuru süreçleri bile zorlaştı aslında. Nitelikliği de belirtmek istiyorum. Yani bu konuda ülkemizde de, başka yerde var mı bilmiyorum da, ülkemizde özellikle bu torpil olaylarının falan yani işte lise diplomasıyla bakın üniversite yüksek doktora falan sahte de lise diploması da sahte olarak başvuranlar falan olabiliyor ve bunlar kabul alabiliyor ya da bir rektörün bütün sülalesi üniversitede görev alabiliyor. Bu tarz durumlar da mevcut. Sadece ülkemizde değil, bütün dünyada akademisyen olmak Demet'in dediği gibi zorlaşıyor ve yani bu alandaki rekabet artıyor. Burada şunu düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Akademi de bir iş arkadaşlar. Evet. Bir hobi değil. Bunu iş, para için yapıyorsunuz ve size normal bir işte davranılacağından daha kötü davranılabiliyor. Ya da iş hayat dengeniz daha az olabiliyor. Yani iş hayat dengesine özellikle dikkat edilmediğine not ediyor birçok akademisyen. Biz de Demet'le Twitter'dan birçok akademisyen takip ediyoruz. Türkiye'den birçok akademisyen takip ediyoruz. Türkiye dışından olan. Ve o kişiler de yani çok ünlü olmalarına rağmen, kendi alanlarında çok başarılı olmalarına rağmen işlerindeki yüklerinin ne kadar hayatlarını işgal ettiğinden bahsediyor. Yani hayatlarını yaşamakta zorlandıklarından bahsediyorlar iş yüklerinden dolayı. Yükü, stresi bir yana, hani o torpil ve sahte diplomalar bir yana, ben şey görmüştüm. Utrecht Üniversitesi'nde bu değerlendirmeleri, başvuruları değerlendiren konumda bir kişi. Yanılmıyorsam 5 kişilik bir kontenjan açıyorlar araştırma görevlisi pozisyonu için. Ve 100'ün üzerinde nitelik, yani kabul alabilecek olan başvuru var. Bu başvuru sayısının tamamı değil. 100 kişi gerçekten birinci tercih değerinde insanlar, öyle CV'lere sahipler. Ben de bu alanda yani zaten stresle çok iyi başa çıkabilen bir insan değilim ve akademi çok stresli bir iş. O yüzden en azından şimdilik onu bir kenara aldım. Dediğim gibi kullanıcı deneyim araştırmacısı olarak çalışmaya başladım. En azından önümdeki birkaç senede bu işte devam edeceğimi düşünüyorum. Şu an benim için de yeni bir alan. O yüzden ne kadar seveceğim, burada devam etmek isteyecek miyim kendimi, ne kadar geliştirebileceğim, onlara bakarak karar vereceğim. Bence bu podcast'ın ikinci önemli noktası da bu. Yani ben birinci sınıflara bir şey söyleyecek olsaydım, yani birkaç şey söyleyecek olsaydım, bir tanesi bu dil bilimin ne olduğu olurdu. Hani daha iyi karar vermeler için yandal seçiminde. Hem de bu akademisyenlikle ilgili sözler olurdu. Yani bu kadar hani o
ilk psikolojiye giriş dersinden sonra insanın içi böyle bir bilim aşkıyla doluyor ama akademisyenlik bilimden çok daha geniş bir şey. Yani bilimin dışında öğretmenlik birçok şey kapsıyor ve bunlar bir iş aslında tamamı. Ve bu iş çok zor bir iş. Hem yapması zor hem o işe seçilmesi zor. O bakımdan yani birinci sınıflara bunu da söylemek isterdim. Şöyle bir şey var. Ben bunu çok zor fark ettim. Akademi çalışanlarını elinde tutmak için herhangi bir efor sarf etmeyen bir iş alanı. Ve tamamen statü üzerinden değerini sürdürüyor. Yani akademisyenlik gözümüzde çok değerli bir şey. Benim de öyleymiş. Yani o değeri kırmam çok zor oldu. Tabii ki değerli bir şey. Ama sadece değer üzerinden de kendini devam ettirebilmesi haksızlık aslında. Çalışanına haksızlık. Onu da söylemek istiyorum. Yani birilerinin kulağına çalınır belki diye. Evet. Öncelikle teşekkür ederiz. Bu görüşleriniz bizim için çok değerli. Çünkü ben birinci sınıf arkadaşlarımla olarak baktığım zaman mesela 10 kişiden 7'si hala akademisyenlik istiyor ve bu yönde istek bir dahaki senelerde de sürecek gibi. Önümüzdeki senelerde de. Bu podcast'le birlikte daha iyi değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Peki hangi dersleri alıyorsunuz ve kaç ders alıyorsunuz? Dil bilim lisans öğrencisinden farklı olarak muaf olduğunuz ya da zorunlu olduğunuz bir ders, ödev veya öğrencisinden farklı olarak muaf olduğunuz ya da zorunlu olduğunuz bir ders, ödev veya proje var mı? Öncelikle aldığımız derslerin hiçbirinde zaten projemiz olmadı. Yani onun dışında bir dersin ikincisi varsa atıyorum. Bizim programımızda olmadığı için sadece birincisini aldık. Hangi dersleri aldık? Sintaks aldık. Yani dil bilime girişten dil bilime giriş aldık. Evet. Sintaks, morfoloji ve şey aldık. Daha fonetik almadık ama fonetik alacağız. Bu üçü işte dil bilimin üç ana dalı gibi düşünebiliriz aslında. Evet. Bunlar zorunlu dersler. Dil bilime giriş, fonetik, sintaks ve morfoloji. Zorunlu evet. Dersler. Bunların Türkçeleri şu an aklıma gelmiyor ama. Sintaks söz dizim. Morfoloji biçim. Fonoloji de ses bilim demek. Onun dışında dediğim gibi dil bilime giriş var. Bu dördü zorunlu dersleriniz. Onun dışında biz iki seçmeli almıştık dedim. Yani iki seçmeli almamız gerekiyordu. Şu anda dört seçmeli almaları gerekiyor. Aldığımız seçmeli aldık. Psikodil bilimi aldık. Ben bunun yanı sıra toplum dil bilimi almıştım. Yani bunlar işte psycholinguistics, sociolinguistics falan oluyor. Biz bu dersleri aldık. Evet, şu an baktığımda dediğim gibi biz daha geniş bir liste içerisinden seçmeli derslerimizi seçebilmiştik. Şu an bu seçmeli dersler de başvuracak olan öğrenciler için önceden karar verilmiş durumda. Ve o listede dünya dillerinin olmadığını gördüm ben. Dünya dilleri hem eğlenceli hem giriş niteliğinde hani basit, güzel bir dersti. Maalesef listede yok. Bir de biz şey almayı düşünmüştük. Sonradan vazgeçtik. Söylem çözümlemesi. Söylem çözümlemesi almayı düşünmüştük. O da hani biraz daha şey üstüne. Aslında tekrar şeye dönersek, bizim psikolojideki ölçümlerimize dönersek, anketlerde, görüşmelerde çok etkili olabileceğini düşündüğüm bir ders anladığım kadarıyla. İzlencesi bayağı ilgimizi çekmişti. Hani aslında bir yani söylemin anlamlarını içerisindeki aslında bazen gizli kalan anlamları düşünmek. Evet, ardında yatan süreçleri keşfetmeye çalışmakla ilgili bir ders ve listede var. Mutlaka önereceğimiz bir ders, yani biz alamasak da dil bilimde okuyan öğrencilerden de önerisini aldığım bir dersti. Diğer sorunu birazcık daha hani cevaplamak adına dediğim gibi herhangi bir proje ödev yapmadık. Dünya dilleri ödev yaptırmıştı ama hani çok basit bir ödevdi, öyle bizim Anadolu'da yaptığımız ödevlere benzer değil. Bu şekilde. Ona sen biraz bahsetmiştin, işte iş yüküm hafif geliyordu bana akademik olarak. Ekstradan bir yan dal yapmak istedim. Bundan bahsetmiştim. Peki Demet, senin için bu alanda yan dal yapmak iş yükünü nasıl etkiledi? Zaman yönetiminde değişikliğe gitmen gerekti mi? Zamanı yönetebildiğimi düşünmüyorum. Yani dersten derse koşmam, yetişmem gerekti. Hani o benim yönetimimde olan bir şey değildi. Ama genel olarak zaman yönetiminde de çok iyi olmadığımı söyleyebilirim. Geçen dönem yanılmıyorsam Yandal'la beraber 11 ders aldım. 11 ders zorlayıp bu dönem daha çok zorlanıyorum. Yani psikolojinin araştırma becerilerini aldığınız noktası oldukça zorlu bir dönem. Ama yani Yandal'ı böyle hızlı hızlı ilk dönemlerinizde aldığınız takdirde ders yükünüz çok gelmeyecektir. Hani 4. sınıfın 1. döneminde yan dal dersi almazsanız çok zorlanmazsınız diye düşünüyorum. Yani yönetilebilecek bir ders yükü ama yüz yüze olursa nasıl olur bilmiyorum. Ha, yüz yüze olursa belki birazcık yüklü hissettirebilir ama şöyle de bir şey var. Ben sınıfta aldığım derslerden daha fazla verim alıyorum. Hangi ders olursa olsun. Dil bilimde de belki hani online aldığım derslerde
bazen dersten koptuğum, hani dersin çok içerisinde hissedemediğim ve bir şeyleri daha belki kolay unuttuğumu düşünüyorum. Öyle bir avantajı da olabilir yüz yüze ders almanın. Eklemek istediğim bir şey var mı olmaz? Genel olarak yüz yüze bizim deneyimlerimizin çok etkili olmayacağını söyleyebilirim. Çünkü dediği gibi denetimde biz geçen sene 10 ders aldık haftalık ve denetimde. Hani yoğundu. Bir de yüz yüze olsa sınavlarda hani yüz yüze olsa nasıl olur hayal bile edemiyorum. Biraz daha yoğun olacağını öngörebiliriz. Biraz daha koşuşturmalı. Evet. O bakımdan Demet'in dediği bir şeyi daha vurgulamış olalım tekrardan. Yani bunu ne kadar erken yapsanız o kadar iş günü sofiler. Peki öğrenci arkadaşlarımızın neden dil bilim alanında yan dal yapmalarını tavsiye edersiniz ya da etmezsiniz? Dil bilim alanında yan dal yapmak isteyen arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz nelerdir? Ben özellikle bilişsel bilimlerle ilgileniyorlarsa kesinlikle bir şans vermelerini öneririm. Çünkü bilişsel bilimlerde şu an dil bilim ve psikoloji çok kol kola giden, çok da öncü araştırmalar yapan alanlar. Dil bilim hem bilişsel bilimler alanında bir öngörü kazandıracaktır. Yani bir bilgi birikimi sağlayacaktır. Onun dışında tavsiyem yan dala girmekle dil bilim hakkında çok fazla şey öğreneceğinizi taahhüt edemem. Yaparken şöyle bir dezavantajımız oluyor. Ana dal yaptığınızda bütün dersleriniz ana dalınızla ilgili ve dersler bağlantılı olduğu için kapsamlara daha hakimsiniz, bağlama daha hakimsiniz. Ama yan dalda yani özellikle o dönemki programınıza da bağlı olarak ben mesela bir dönemde bir ders aldığım olmuştu ve o zaman yani ilk dersim dil bilime girişti. Ben neyin önemli olduğunu, neyin önemsiz olduğunu kavrayamamıştım. Dil bilim öğrencileri diğer derslerde de gördüğü için kavramlara aşinaydılar. Hani neyin daha çok geçtiğini, neyin daha ağır basan temalar olduğunu biliyorlardı. Ben bilmiyordum. Bu yüzden hani yan dala girince birazcık ayrıca okumalar yaparak kendini desteklemek ideal olacaktır diye düşünüyorum. Peki, şimdi biraz daha kişisel sorulara geçelim. Peki, yeter deyip hani psikoloji beni sıktı, ben artık okumak istemiyorum, dil biliminden devam etmek istiyorum dediğiniz anlar oldu mu? Dil bilim üniversite sınavına girdiğim o sene, tercih yaptığım sene Boğaziçi'nde dil bilim okuyabilirdim. Sadece onu düşünmüştüm. Yani Boğaziçi'nde dil bilim okusam iyi olur muydu? Çünkü o zaman psikolojiden ve dille ilgili bir yere gideceğimi düşünüyordum. Ama çok tasarladığınız gibi de olmuyor yani anlayacağınız üzere. Dil bilimden de gidebilirdim buraya. Psikolojiden de aynı yere gidiyorum diye. Dil bilim okusam Boğaziçi'nde okurdum. Dil bilim alanında çok iyi bir eğitimim olurdu diye düşünmüştüm. Ama gitmediğim için pişman değilim. Psikoloji çok daha bir alan. Yani ne yaparsanız yapın. Yani daha özgürlüğünüzün olduğu bir alan. Ama dil bilimde de çok ilginç şeyler yapıyorlar açıkçası. Orada yani yazılımla özellikle çok bağlantılı, farklı iş alanlarının açıldığı bir yer aslında. Yani benim bu konuyla ilgili şunu söyleyebileceğim bir şeyim var. Şöyle, bence Türkiye, kişisel bir soru olduğu için bunu söylüyorum. Bence Türkiye sosyal için iyi bir yer değil. Çünkü sosyal bilimin bir mesleği yok. Yani hani klinik psikolog istemiyorsanız psikoloji okumak bile çok mantıklı gelmeyebiliyor bazı noktalarda. İşte mesela çok başarılıysanız Demet gibi işte kullanıcı deneyimi araştırması gibi böyle şeyde sektörde çok sınırlı bazı işlerde çalışabilirsiniz. Ama hani genel olarak ben Türkiye'de hani sosyal bilim okumanın zor olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu sosyal bilimlerle ilgili bir şey yok. Yani sosyal bilimler normal. Ama Türkiye bunları okumak için iyi bir yer olmayabilir diyebilirim. Demet'le bu konuda sürekli tartışırız zaten. O da bana karşı şeyler söyleyecek. Ben biraz kötü polis olmak istedim. Böyle de bir durum var yani. Bununla ilgili şunu da söylemiş olayım. Üçüncü benim için en önemli olan şey iş olanaklarını akademi dışında bilmiyor olmak. Evet. Çok zararlı bir şey. Onları böyle biz Demet'le söylemiş olursak hani işte Demet'in çalıştığı gibi çalışan deneyimi, kullanıcı deneyimi araştırmaları ve tasarımıyla ilgili çalışmalarınız olabilir. Sanatla ilgileniyorsanız tasarımıyla da ilgili çalışmalarınız olabilir. Ayrıca insan kaynaklarında da çalışabilirsiniz. İşe alımda ölçme, hani psikolojide ölçme ve değerlendirme dersimiz vardı sanıyorum. Ölçme ve değerlendirme çok önemli insan kaynaklarında. Bu alanda da çalışabilirsiniz. Özellikle uluslararası firmalar bu iki hem Demet'in dediği gibi çalışan deneyim ve
işte kullanıcı deneyimi alanlarında çok işe alım yapıyorlar. Hem de insan kaynakları alanında psikoloji bölümünden çok işe alım yapıyorlar. Bu noktaları vurgulayabilirim. Benim bildiğim daha yok şu an ama mutlaka çok daha fazlası vardır duymadığınız. Evet. Onu belirtmem gerekiyor. Biz de yeterince bilmiyoruz. Yani ben psikolojide çalışılabilecek çok fazla alan olduğunu çok geç fark ettim. Yani şu anda çalıştığım alanın farkında değildim. Birinci sınıfta bir çalışmaya denk gelmiştim, görmüştüm. Ama hiç böyle bir şey var idrak edememişim. Ben ona kadar karamsar değilim. Yani psikoloji bence yani çok değerli bir lisans ve Türkiye'de okusanız da çok değerli bir lisans. Yani birazcık bu olanakların çok farkında olmadığımız için bu karamsarlığa düşebiliyoruz ama aslında yapılabilecek çok şey var. Yani böyle de şey gibi gelmek istemiyorum kulağa, yani çalışana var gibi. Ben ona hani başarılı olduğum için girdiğimi söyledi ama öyle olağanüstü bir başarı gösterdiğim için girmedim ben o işe. Ben orada staj yaptım bu konu üzerine ve stajdan sonra girdim. Yani stajı bulup bu alan psikolojiyle ilgili deyip başvurmamdan kaynaklanan bir şey. Yani elbette bir yoldan geçtiğim için de almadılar ama burada önemli noktanın çalışılabilecek yerleri, çalışılabilecek olanakları, alanları görebilmek olduğunu düşünüyorum ben. Bu konuda zaten hemfikir olmadığımızı söyledi demek. Devam edelim isterseniz. Peki. Yanda da başladığınızda hayal kırıklığına uğradığınız ya da benim üzerinde olan bir durum oldu mu? Benim beklentimin açıkçası çok üzerindeydi çünkü bahsettiğim gibi ben Demet her ne kadar anlatsa da biraz şey bekliyordum yani. Daha çok dilin kendisiyle alakalı bir şey bekliyordum. Tek bir dille alakalı daha doğrusu bir şey bekliyordum. Yani dil puanıyla girildiği için ve İngilizce sınavıyla girildiği için biraz daha İngilizce dil bilgisiyle alakalı bir şeyler olabileceğini düşünmüştüm ama böyle hiç adını duymadığım dillerle ilgili örnekler gördüm Generative Grammar kitabında. Hani aslında karşılaştırmalı olarak dillerin farklılıklarını vurgulayarak çalışan bir alan. Ve bu dillerin farklılıklarını bahsettiğim gibi dil aygıtı ismindeki belli kural şemalarıyla açıklamaya çalışıyor. Bu noktada benim beklentimin çok üstündeydi. Çok bizim çalıştığımız alanlara yakındı bahsettiğim gibi. Benim çok ilgilendiğim bilgisayar psikolojiye çok yakındı. Bunları söyleyebilirim sanırım. Benim beklediğim şeydi. O konuda diyeceğim bir şey. Yandal programı boyunca hiç komik bir anınız oldu mu? Bahsetmek ister misiniz? Benim de oldu. Şöyle, başvuru belgelerinin hepsinde ve programın ders programı, Yandal yönergesindeki derslerin isimlerine kadar Türkçe. Ve o zaman yani Yandal yönergesi sayfasında da böyle bir bilgi yoktu. Ama program İngilizce. Ben derse girene kadar programın İngilizce olduğu konusunda emin değildim. Yani Türkçe mi, İngilizce mi, sınıfa girene kadar bilmiyordum. İngilizceymiş. Bu benim böyle çok aptallığımın, yani nasıl diyeyim, boş bulunmuşluğumun bir sonucuydu. Ama çok gülmüştüm yani kendime. Türkçe sandığım ve emin olamadığım için. Benim de şöyle bir durum var. Ben aslında daha önce bahsettiğim gibi bir yarıcı istiyordum. İlk seferinde başvurdum ilk dönem. Ama çıkmadı. Çünkü ben listeden baktım. Çıkan insanların ortalamaları 3.80. Bir sonraki sene, şimdi benim başvurabileceğim son seneydi bir Yandal'a. Ve bahsettiğim gibi aynı anda birkaç yandala başvuramıyorsunuz. Ya biyolojiye başvurmayı düşünecektim ya bari dil bilime başvurayım, bir yandala yapmış olayım, boş geçmesin lisansım dedim. Hani daha ders yüküm hafif olduğunu bahsetmiştim. Hani yandala yapmak istiyordum. Ne olursa olsun hani. Onda da dil bilime başvurdum. Sonra benim başvurduğum sene herhalde senelerdir ilk defa birisi başvurmadı biyolojiye. Yani bir kişi başvurdu sadece psikolojiden biyoloji yandalına. Ve bunun vesilesiyle aslında başvursam girebileceğimi öğrendim. Böyle bir durum oldu. Ama bahsettiğim gibi memnunum yani dilim yandalı yaptığımdan. Bu şekilde bir komik anından bahsedebilirim. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmayıp geldiğiniz, katıldığınız için. Ayrıca verdiğiniz bilgilerin psikoloji bölümüne yeni başlamış ve ayrıca başlayacak olan arkadaşlarımız için çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Ve sayın dinleyiciler, sizlere de teşekkür ederiz. Podcast'ımıza ilgi gösterip dinlediğiniz için bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Teşekkürler.